Şimdi aslında esnaf kuryelik modeli de üstü kapalı, cilalı bir şey, çok iyiymiş, işçi çok iyi ücret kazanıyormuş gibi bir reklam ve propagandayla gel kendi işinin patronu ol, gel 6.000 lira kazan, gel 10.000 lira kazan ve insanlar da hesap yapmadan, işsizlik de olduğu için, yoksulluk da olduğu için ne yazık ki hesap yapmadan gidip kabul ediyor. İşte aracıyla gidiyor, motoruyla gidiyor ve esnaf kuryeliği kabul ediyor. Ve sürekli bir yarış halinde. Yani yaşam güvenliği yok. Yani dolayısıyla gerçekten tam bir kölelik uygulaması. İş güvencesi var mı? Yok. İşverenin bir dudağı arasındadır. Yarın gelme dediği anda iki dudağı arasında işverenin onun güvencesi. Yarın gelme dediği anda işi bitmiştir. Burada aslında kuralsız, güvencesiz, hiçbir güvencesi olmayan, hiçbir kurala tabi olmayan bir çalışma biçimidir ve korkunç bir sömürü biçimidir. Mutlaka bizim bunu anlatmamız lazım. Yani bu işçi düşmanı uygulama, emek düşmanı uygulamanın teşhir edilmesi lazım ve boşa çıkarılması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle emek düşmanı, işçi düşmanı bir uygulamadır ve bu yalanın perdesini yırtmak lazım. Yani işinin patronu ol, yok böyle bir şey. Arkadaşlar hepinize merhaba. Mekanize Garaj kanalımıza hoş geldiniz. Bugün TÜMTİS'teyiz ve Kenan Öztürk başkanımız yanımızda ve bizlere ilk olarak TÜMTİS'i tanıtacak. TÜMTİS 1949 yılında kurulan, taşıma iş kolunda faaliyet gösteren, aynı zamanda Türk İş'in de kurucusu olan bir sendika. Ve taşıma iş kolunda daha çok özel sektörde örgütlüyüz. Bugün sendika olarak UPS Kargo'da, DHL Lojistik'te, Aras Kargo'da, araç muayene istasyonlarında, Türkiye genelinde çok sayıda nakliyat ambarı, küçük çaplı, küçük ve orta ölçekli nakliyat ambarında örgütlüyüz. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde taşıma iş kolunda görünen birimlerinde yetki aldık, sözleşme dönemi buralarda örgütlüyüz. Ve taşıma iş kolunda örgütsüz kargo firmalarında, yurt içi kargo, MNG gibi kargolarda da örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor. Sendika tam olarak ne iş yapar hocam? Sendika işçilerin hak alma örgütüdür, mücadele örgütüdür. Yani işçi sınıfının yıllarca dünyada verdiği mücadele sonucunda kazandığı bir haktır. İşçilerin haklarını, demokratik haklarını, ekonomik haklarını savunan ve onları güvence altına alan, işverenlere karşı onları koruyan bir örgüttür, bir işçi örgütüdür sendika. Bir iş yerinin veya çalışanların sendikaya katılması için ne yapması lazım hocam? Yani sendikalaşmak bizim ülkemizde de şu an anayasal haktır. Anayasamızca yani herkesin sendika kurma, sendikaya üye olması anayasal hakkıdır. Tabii bizim ülkemizde ne yazık ki bu konuda işverenler tahammülsüz sendika hakkına karşı bazen yasa dışı davranabilmekte, sendikaya üye oldu diye işçiler işten çıkarılmakta veya sendikalaşması engellenmekte. Ama bu yasa dışıdır. Bizim kanunlarımıza göre de suçtur. Onun için işçiler hangi iş kolunda faaliyet gösteriyorsa, her sendikanın iş kolu farklıdır. İşte biz taşıma iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Burada kargolarda çalışan, nakliyat ambarlarında çalışan, taşıma iş kolunda çalışan kuryeler sendikamıza gelip müracaat ediyorlar, üye oluyorlar. Türkiye'deki şu an sendikal mevzuata göre eğer işletme ise, yani birden çok adreste faaliyet gösteren bir iş yeri ise, o iş yerinde çalışan işçilerin %40'ının sendikamıza üye olmasıyla birlikte biz o iş yerinde bakanlığa başvuruyoruz. Bakanlık inceleme yapıyor. Eğer %40'ı aşmışsak bize çoğunluk belgesi veriyor, yetki veriyor ve sözleşme görüşmeleri başlıyor. İş yeri ise sadece tek adreste faaliyet gösteren iş yeri ise, işletme değil ise %50+1. Yani o iş yerinde çalışan işçilerin toplamının %50+1'i, yarıdan bir fazlası sendikaya üye olmuşsa sendika bakanlığa başvuruyor, Çalışma Bakanlığı'na. Bakanlık da çoğunluk alıyor ve daha sonra yetki süreci başlıyor ve o işçiler adına işverenle oturup toplu sözleşme imzalıyor, müzakere yapıyor ve işçilerin koşullarını ve haklarını iyileştirmek için oradan mücadele ediyor sendika. Anladım hocam. Yani belli bir yüzdelik dilimin toplu bir şekilde başvurması. Tabii yani şu anki sendikalar kanununa göre demin izah ettiğim gibi işletme ise %40+1. Evet.
iş yeri ise 50 artı 1'i sağlamadan iş yerinde yetki almanız mümkün değil. Bireysel olarak kendisi katılsa bile çalışanın. Evet, yani şey sendikanın bakanlıktan, Çalışma Bakanlığı'ndan yetki almadan işverenle toplu sözleşme imzalamaları mevcut kanunlarımıza göre mümkün değil. Anladım. Yetki alabilmenin koşulu da o barajı aşmak. Sendikalaşmış bir iş yeri çalışanları ne gibi avantajlara sahiptir hocam? Şimdi işverenlerin haklarını ve çıkarlarını koruyan çok sayıda örgütü var. Sendikaları var, meslek örgütleri var, odaları var ve ne yazık ki işverenin buralarda birçok hakkını garanti altına alan birçok kurum var. Ama işçilerin ise aslında işçilerin haklarını ve çıkarlarını savunabilmek için sadece sendikalar var. Sendikalar olmadan işçilerin örgütlü bir şekilde işverenle oturup müzakere etmesi, toplu sözleşme yapmaları, haklarını garantiye almalarının olanağı ve imkanı yoktur. Demin de belirttim, sendikalaşmak mevcut kanunlarımıza göre de işçilerin anayasal hakkıdır. Anayasal bir haktır. Ve işçiler sendikaya üye olup 8 saat çalışmak, haklarını garantiye almak, ücretini ve sosyal haklarını iyileştirmek için mutlaka sendikalı olmaları lazım. Yani Türkiye'de ne yazık ki örgütlenme düzeyi çok düşük. %11'lerde bu oran çok düşük. Yani Avrupa'da çok çok bizim üzerimizde bu oranlar. Fakat sendikalaşmak, demin de ifade ettim, özellikle işsizliğin yoğun olduğu ülkemizde biraz sıkıntılı, problemli. Ama bunu başarmak mümkün. Yani işte geçmişte kargo sektöründe mesela sendika yoktu. Hiçbir kargoda sendika yoktu. Daha önceki kargo firmalarında sendikalaşma deneyimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ama 2011 yılında sendika olarak biz kargolara dönük yoğun bir çalışma başlattık. Önce UPS Kargo'da, daha sonra DHL'de, daha sonra Aras Kargo'da ve artık bu kargodaki işçiler daha önce günde 10 saat çalışan, 11 saat çalışan, fazla mesai ücreti alamayan, iş güvencesi olmayan, hiçbir hakkı olmayan, asgari ücretin 40-50 lira üzerinde maaşla çalışıyordu. Ama bugün buralarda sendikamız örgütlendi, toplu iş sözleşmesi imzaladık. Artık disiplin kurulu kararı olmadan hiçbir işçinin iş akdine işverenler son veremiyor. Yine 2 yılda bir oturup işçiler adına müzakere yapıyoruz, toplu sözleşme imzalıyoruz. Ve kargo işçileri ilk defa TÜMTİS sendikası sayesinde 8 saat çalışmaya başladılar. 8 saatten sonraki çalışmalarında fazla mesai ücreti alıyorlar. İlk defa kargo işçileri ikramiye almaya başladılar. Bazı iş yerlerimizde 3 ikramiye, bazı iş yerlerimizde 2 ikramiye, bazı iş yerlerimizde 4 ikramiye, 4 ücreti tutarında ikramiye almaya başladılar. Ve sosyal hakları olmaya başladı. Eğitim yardımı, yakacak yardımı, bayram yardımı ve sosyal hakları oluyor. Ve dolayısıyla her 2 yılda bir biz bu iş yerleri adına işverenlerle oturup müzakere yapıyoruz ve her toplu sözleşmede onların koşullarını biraz daha iyileştiren, ücretlerini daha iyi bir noktaya çeken, sosyal haklarını daha iyi bir noktaya çeken, işçi sabah işe gelirken örgütsüz, sendikasız iş yerlerinde ne yazık ki bizim ülkemizde böyle, acaba ben hangi müdüre, şefe ters düşeceğim de yarın gelme diyecek, işimi kaybedeceğim. En önemlisi bu kaygı ortadan kalkıyor. Çünkü artık onun haklarını savunan hukukçusuyla, yöneticisiyle arkasında bir kurum var. Arkasında bir sendika var. İşveren keyfine göre işçi çıkaramıyor. Keyfine göre ceza veremiyor. Dolayısıyla o sendika onun haklarını garantiye almış durumdadır. Onun için ya her şeye rağmen gerçekten ülkemizde ekonomik koşullar zor. Ülkemizde geçim zor. Ekonomik yaşam son derece olumsuz. Ücretler eridi ve insanlar yaşamını sürdüremiyor. Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen mutlaka örgütlenmek lazım. Bütün işçiler kendi iş kollarındaki sendikalara gidip üye olmaları, sendikalı olmaları ve örgütlü olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir açıklamaydı. Şimdi birçok arkadaşımız, izleyecek olan birçok arkadaşımız daha sendikanın ne gibi avantajları olduğundan bile bir haber. Şimdi asıl problemimiz şurada ortaya çıkıyor. Haklarını bilmeyen çalışanlar var. Sendikalı, bireysel sendikalı olup da işten sendikalı olduğu için çıkarılan arkadaşlarımız var. Ve sendikaya kayıt olduğu için de başka bir iş yerine alınmayanlar da var hocam. Bununla alakalı fikirleriniz nelerdir? Şimdi tabii yani sendikaya üye olan arkadaşlar ne yazık ki suç olmasına rağmen, aslında sendikal nedenle işten çıkarılmak suç. Bugünkü kanunlarımız
böyle söylüyor ve suç çıkarmamaları lazım. Ne yazık ki işverenlerin bir bölümü suç işliyor. Yani bu kanuna uymuyor ve işçiyi çıkarıyor. Fakat bununla ilgili eğer arkasında bir sendika varsa, mesela bizim üyelerimizde çıkarılanlara biz sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Avukatlarımız var, sendikamızın avukatları. Hemen iade davaları açıyoruz. İşçilerin tazminatsız atılan bütün arkadaşlarımız kıdem ve ihbar tazminatlarını alıyor. Sendikal nedenlerle çıkarıldığı tespit edilirse 12 aylık brüt ücretleri tutarında da sendikal tazminat alıyorlar. Ve dolayısıyla mahkeme bunları iade ediyor. Yani sendikal nedenle atıldığını tespit ediyorsa hem sendikal tazminat cezası veriyor hem de işe iade kararı veriyor. Ve dolayısıyla biz sonuna kadar bu arkadaşların haklarını savunuyoruz. Onun için yani bireysel olarak atılan arkadaşlarımız mutlaka kendi haklarını bilmeleri gerekiyor. Mutlaka sendikalara gidip sendikaların onlarla ilgili hukuksal süreci başlatması konusunda bu işin takipçisi olmaları gerekiyor. Çünkü kanuna göre işveren suç işliyor ve mahkemelerde de bunun cezası var, bunun karşılığı var ve burada hakkını savunması lazım. Yani demin ifade ettim, evet sendikalaşmak sıkıntılı ama her şeye rağmen başaran milyonlarca işçi var Türkiye'de. Şu an yani 3 milyon civarında Türkiye'de sendikalı işçi var. Bu bütün zorluklara rağmen mücadele edilip ve başarılmış. Yani demin ben kendi iş kolumuzda da izah ettim. Aras Kargo'da 5000 küsur üyemiz var. Arkadaşlarımız hepsi sendikalı ve 8 saat çalışıyor. Evet uzun süre bir hukuk mücadelesi devam etti ama kazandık. UPS Kargo'da yine 276 gün kapıda çadır kurdu direniş ve mücadeleyle kazandık ve UPS bugün sendikalı. Yine DHL Alman firması, DHL'de 400-500 gün süren bir mücadele sonucu örgütledik ve bugün sendikalı işçiler, sendikalı 8 saat ve iş güvenceli olarak çalışıyor. Onun için yani işverenlerin bir takım baskılarından dolayı işçi arkadaşlarımız çekinmemeli, mutlaka yasal haklarını kullanmalı, mutlaka sendikalaşmalı, örgütlenmeli. Sendika olmadan, örgütlü olmadan işveren karşısında bir bireysiniz. Hiçbir söz hakkınız yoktur. Oturup koşullarınızı müzakere edebilme şansınız yoktur. Ama siz örgütlenip bir kendi iş kolunuzdaki bir sendikaya da gidip örgütlenip toplu sözleşme yetkisi alındıktan sonra artık sizin adınıza oturup işverenlerle sizin hakkınızı müzakere eden, haklarınızı savunabilen, ücretinizi iyi bir noktaya çeken, sosyal haklarınızı sağlayan bir kurum vardır. Onun için mutlaka zor olmasına rağmen bu zoru başarmak mümkün. Milyonlarca işçi Türkiye'de bunu başarmış. Onun için sendikalı olmayan arkadaşlarımız da bu endişeyi bir kenara itip mutlaka kendi iş kollarındaki sendikalara üye olmaları gerekiyor. Esnaf kuryelikle alakalı ne düşünüyorsunuz hocam? Ya şimdi tabii işte demin söyledim. Gerçekten yani ülkemizde İş kanunda çalışma saati 8 saat, 8 saatten haftalık 45 saat ve 8 saatten fazla çalışanlara iş verenler fazla mesai ücreti ödemek zorundadır. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde sendikasız olan iş yerlerinde işverenler günde 11-12 saat çalıştırıyor, fazla mesai ücreti ödenmeden, hatta fazla mesai isteyene bile kapı gösteriliyor. Tabii yine bu esnaf kurye meselesiyle ilgili de aslında bizim iş kanunlarımızda bunun yeri yok. Böyle bir işçi tanımı yok. Böyle bir iş tanımı yok. Ama son dönemde özellikle esnek çalışma, kuralsız çalışma çığ gibi büyüdüğü için işverenler hep yeni yeni esnek çalışma yöntemleri keşfediyor ve mümkün oldukça maliyeti aşağı düşürerek ucuz, bedava işçi çalıştırmaya çalışıyor. Şimdi aslında esnaf kuryelik modeli de üstü kapalı, cilalı bir şey çok iyiymiş, işçi çok iyi ücret kazanıyormuş gibi bir reklam ve propagandayla gel kendi işinin patronu ol, gel 6 bin lira kazan, gel 10 bin lira kazan ve insanlar da hesap yapmadan işsizlik de olduğu için, yoksulluk da olduğu için ne yazık ki hesap yapmadan gidip kabul ediyor. İşte aracıyla gidiyor, motoruyla gidiyor ve esnaf kuryeliği kabul ediyor. Şimdi esnaf kurye sigortası yok. Sigorta primi yatmıyor. Kıdem tazminatı yok. Çalışma saati yok. Günde 13-14 saat ve sürekli bir yarış halinde. Yani yaşam güvenliği yok. Özellikle kurye olarak çalışan son dönemde de basına yansıyor ve kamuoyu da biliyor bunu.
yansıdığı gibi çok sayıda motor kurye kullanan esnaf kurye arkadaşlarımız kaza yapıyor. Çünkü sürekli bir koşturmaca, sürekli bir yarış, sürekli ekmeğini kazanabilmek, o ekmeğini çıkarabilmek, akşam evine ekmek götürebilmek için ve sürekli bir yarış hali. Yıllık izin yok, kıdem tazminatı hakkı yok. Bir işçi iş yerinde çalışırsa bir yıllık işçi bir aylık ücreti tutarında, brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı hakkı vardır. Bugün sigortalı çalışan bir işçinin bir aylık içeride biriken kıdem tazminatı hakkı vardır ve bu işçiler için en önemli güvencedir. Neredeyse işçinin elinde kalan en önemli kazanımıdır. Ama esnaf kurye modeliyle işveren kıdem tazminatını oradan kalkıyor. Kendisi hiçbir sorumluluk altında değil. Sağlık sorunları yaşadı esnaf kurye. Bugün diyelim bir işçi, sigortalı bir işçi iş yerinde çalışırken eğer sağlık sorunu yaşıyorsa iş yerine gidiyor, istirahat alıyor ama aynı şekilde maaşı devam ediyor. Evet. Aynı şekilde sosyal hakları devam ediyor. Evet. Fakat esnaf kurye rahatsızlandı, işe gidemedi. Çünkü bu koşullarda, kışın bu soğuk havalarda motorun üzerinde dağıtım yapıyor bu insanlar. Ve gitti, o gün hiçbir şey alamaz. 10 gün yattı bu arkadaşın, işe gitmedi. Bir kuruş geliri olmayacak. Sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Yani dolayısıyla gerçekten tam bir kölelik uygulaması. İş güvencesi var mı? Yok. İşverenin bir dudağı arasındadır. Yarın gelme dediği anda iki dudağı arasında işverenin onun güvencesi. Yarın gelme dediği anda işi bitmiştir. 8 saat çalışıyor mu? Hayır. Günde 13-14 saat çalışıyor. Sigorta hakkı var mı? Sağlık hizmetinden yararlanıyor mu? Hayır. Yararlanamıyor. Kıdem tazminatı hakkında yararlanıyor mu? Hayır. Yararlanamıyor. Bir kuruş kıdem tazminatı alamıyor. Şimdi dolayısıyla bütün buraları hesapladığında aslında esnaf kurye arkadaşlarımız asgari ücret bile almıyor. Yani bir işçiyle kıyasladığında onun sigorta primi, yatan sigorta primi, kıdem tazminatı, fazla mesaisi, buradan baktığımızda aslında bu arkadaşlarımız asgari ücret bile almıyor bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla gerçekten bu tam bir kölelik uygulamasıdır. Bu esnek çalışmadır. Aslında kanunlarımızda da, iş kanununda da böyle bir tanım söz konusu değil. Yani buradan biz bu konuda basına defalarca özellikle bakanlığa da çağrı yapmıştık. Yani buralarda bir inceleme yapılmalı. Bu kanunun hangi tarafına denk düşüyor? Böyle bir şey yok esnaf kurye modeli gibi iş kanununda. Burada aslında kuralsız, güvencesiz, hiçbir güvencesi olmayan, hiçbir kurala tabi olmayan bir çalışma biçimidir ve korkunç bir sömürü biçimidir. Onun için ya bu modele biz şiddetle karşıyız. Sendika olarak da buna ilişkin çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yine bir akademisyen arkadaşımızla bir araştırma yaptık ve buna ilişkin bir esnaf kurye modeliyle ilgili Türkiye'de bu modelin nasıl insanların kölece sömürüldüğünü, buna ilişkin akademisyen arkadaşımız çok güzel bir çalışma yaptı ve bunu bir kitap haline getirdik. Ve bu şekliyle de yine arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Hocam çok güzel, başarılı bir şeye benziyor. Kitaptan mümkünse biz de birkaç tane isteriz. Tabii. Bazı arkadaşlarımıza da dağıtırız. Çünkü bazen böyle sözlü anlattığımız zaman inanmayan, işte karalama yapıyorsunuz gibisinden davranan arkadaşlarımız oluyor. Biz de tabii ki daha işin içinde olan kişilerle röportaj yapmaya çalışıyoruz ki insanlar biraz daha gerçek bilgiye, doğru kaynaktan bilgi edinsin diye uğraşıyoruz. Şimdi hocam zaten aylardır biz esnaf kuryenin kölelik sistemi olduğunu, baktığınız zaman da yıllık istatistikte de asgari ücretin daha da altında bir kazanç sağladığını anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu dediğiniz gibi reklam ve propagandalarla güzel bir kazanç kapısı olduğu, işte aylık 12 bin, 15 bin, 20 bin gibi kazançların elde edildiğini belirten arkadaşlar var. Tabii bunları da şöyle biz araştırdığımız zaman şöyle görüyoruz. 1000 kişide birkaç kişi, işte dediğiniz gibi 14 saat, 15 saat belki daha fazla çalışmış. Belki de arada işte daha önce de bahsedildi belirli yolsuzluklar, işte içeride bu paketleri düzgün dağıtmayan, işte bu paket dağıtımına müdahale eden arkadaşlar varmış. Bunlar sayesinde bu tarz böyle yüksek kazanan adamlar açıklandı piyasada. Tabii sonradan da bir slogan çıktı. İnsanlar işsiz kalınca mecburen patron oldu diye esnaf kurmaktan bahsettiler. Tabii genç kardeşlerimiz de mesela bugün bu konulardan bir haber. Hiç daha önce motosiklet kullanmamış, B ehliyeti olan
direkt bir 50 cc motosiklet alıp kuryeliğe başlıyor ve büyük risk altında. Evet. Canından olması gibi, işte sağlığından olması gibi birçok risk altında. Biz buna da aynı zamanda bir karşı durmaya çalışıyoruz. Çünkü tecrübesiz kurye hiçbir yerde bulunmamalı diye düşünüyoruz hocam. Size sorulara devam edeceğim müsaadeniz varsa. Tabii. Evet, yani esnaf kurye neden mahrumdur? Esnaf kurye her şeyden mahrumdur. Yani hafta tatilinden mahrumdur. 8 saat çalışmadan mahrumdur. Günde 12-13 saat çalışıyor. Sendika hakkından mahrumdur. Onun hakkını savunabilecek hiçbir şey yok. İşveren onun koşullarını tek taraflı belirliyor. Primini tek taraflı belirliyor. Ben bazı esnaf kuryesi arkadaşlar bizimle görüşmüşlerdi. İşveren bir prim belirliyor işte. Diyor ki her gönderi başına, her paket başına şunu vereceğim diyor. Fakat sonra bir çağırıyor. Diyor ki sen çok kazandın, ben zarar ediyorum, şurayı kısıyorum diyor. İster çalış, ister çalışma. Ve esnaf kuryenin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Evet. Yani aslında bu kocaman bir yalandır. Ve özellikle esnek çalışma yöntemidir. Yani işçi sınıfı yıllarca mücadele ederek 8 saat kazanmıştır. 8 saatlik iş gününü kazanmıştır. Yine işçi sınıfı birçok bedel ödeyerek sigorta hakkını kazanmıştır. İşçi sınıfı birçok bedel ödeyerek sendika hakkını kazanmıştır. Ama şimdi bu yeni bu esnek çalışma modelleriyle aslında sermaye bunun bütününü işçilerin elinden alıyor. İşte bu model böyle bir model. Yani ne yapıyor? Esnaf kuryenin elinde bir yalan bombardımanı, kendi işinin patronu olacaksın, işte ayda 10 bin lira kazanacaksın. Ne yapıyor? Sigorta hakkını elinden alıyor. Demin ifade etmiştim. Ne yapıyor? Kıdem tazminatı hakkını elinden alıyor. Ne yapıyor? 8 saat çalışma hakkını elinden alıyor. Ne yapıyor? Sağlıktan yararlanma hakkını elinden alıyor. Sigorta hakkını elinden alıyor. Ya hiçbir hak yok. Hiçbir güvence yok. İş güvencesi hakkını elinden alıyor. Çünkü işveren sabahleyin gelme deyince işi biter bu arkadaşımızın. Onun için yani buna karşı biz sendika olarak sonuna kadar mücadele ediyoruz ve gerçekten bunu teşhir ediyoruz. Ve bu konudaki Çalışma Bakanlığı'nı da göreve davet ediyoruz. Yani bu kuralsız, bu güvencesiz, bu kölelik uygulaması olan bu uygulamaları mutlaka denetlenmeli. İş kanununda bunun tanımı yoktur. Aslında bunun birçok şeyi yasa dışıdır, kuralsızdır. Dolayısıyla mutlaka bir yaptırım olmalı. Ama bu alanda çalışan arkadaşlarımız da mutlaka bir araya gelmeli, örgütlenmeli ve bu modelin düzeltilmesi daha insani bir model, daha güvenceli, daha sendika hakkı olan, sigorta hakkı olan bir modele dönüştürülmeli. Bunun için arkadaşlarımızın örgütlü olmaları lazım, sendikalaşmaları lazım, bir araya gelmeleri lazım. Bu arkadaşlar bizim üyemiz olsun olmasın. Biz hepsine hukuki destek vermeye hazırız. Avukatlarımız var, sendikadaki avukat arkadaşlarımız gelip görüşebilirler, gelip haklarıyla ilgili bilgi alabilirler ve sendika olarak bunlara yol gösterme, bunlara yardımcı olma, bunların bu koşullarıyla ilgili bunları aydınlatma noktasında üzerimize ne düşüyorsa hiçbir ücret talep etmeden ve bu arkadaşlarımıza her türlü hukuksal destek dahil her türlü desteği vereceğiz. Onun için mutlaka bizim bunu anlatmamız lazım. Yani bu işçi düşmanı uygulama, emek düşmanı uygulamanın teşhir edilmesi lazım ve boşa çıkarılması gerekiyor diye düşünüyorum. Başta esnaf kurye olarak çalışan arkadaşlara çağrımız, demin de ifade ettim. Gerçekten haklarını aramaları, kendi aralarında örgütlü olmaları, mutlaka bu uygulamayı değiştirmek için bir çaba içerisinde, ben demin de ifade ettim, sendikamız her konuda yardımcı olmaya, yol göstermeye, bunların haklarını savunma konusunda hiçbir şey talep etmeden bu arkadaşlara yardımcı olmaya hazırdır bu konuda. Yani bu aldatmaca boşa çıkarılmalı. Bu kesinlikle emek düşmanı, işçi düşmanı bir uygulamadır. Ve bu yalanın perdesini yırtmak lazım. Yani iş yerinin patronu ol, yok böyle bir şey. Aslında gel 14 saat çalış, gel güvencesiz çalış, gel hiçbir hakkın olmayan ve sürekli habire kaza geçiren, yaralanan, ne yazık ki yaşamını yitiren çok sayıda kurye arkadaşımız var. Üzülerek söylüyorum. Onun için mutlaka bu model boşa çıkarılmalı ve bu teşhir edilmeli. İşçiler güvenceli, 8 saat sigortalı, insan gibi eğer motor kurye olarak çalışacaksa mutlaka bu koşullarda çalışmalı. Ama bunun için mücadele etmeden hiçbir şeyi değiştirebilmenin olanağı yok. Mutlaka bu arkadaşlarımız sendikalaşmalı, örgütlenmeli ve haklarına sahip çıkmalı diyorum. Önce kendimizin bireysel olarak bilinçlenmemiz lazım. Tabii ki. Daha sonradan
Hakkımızı aramalıyız, hakkımız için direnmeliyiz. TÜMTİS Sendikası Başkanı Kenan Başkan'ın bizleri ağırladı, sorularımıza cevaplar verdi. Çok da güzel açıklamalar yaptı, bilinçlendik. Sizler için buraya geldik, Kenan Başkanımız bizi kırmadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığı için de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben açıklamaya buranın adresini ve bilgilerini de ekleyeceğim. Tabii ki gelip danışmak isteyen arkadaşlarımız burada haklarını danışabilir veya sendikaya kayıt olmak için yine buraya gelmeleri gerekir değil mi hocam? Evet, yani mesela yemek sepetindeki arkadaşlar geldi, sendikamıza üye oldu ve yemek sepetinde çoğunluğu aldık. Bakanlık bize çoğunluğu verdi. Daha sonra işveren çoğunluğa itiraz etti ve mahkeme devam ediyor. Mutlaka mahkemeyi kazanacağız. Yemek sepetindeki kuryeli arkadaşlar sendikalı olacak. İş güvenceli olarak ve böyle çalışacak. Vallahi çok güzel bir haber hocam. Evet. Sizden duydum ilk defa açıkçası. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi TÜMTİS'in Taksim'deki binasına gelip buradan sendikaya kayıt olabilirsiniz. Bütün detayları, bütün haklarınızı buradan öğrenebilirsiniz. Yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. Gerekirse biz tekrar geliriz, ikinci bir videoyu da oluştururuz. Kenan Başkanımız müsaade ederse. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir konuyu işliyorsunuz. Gerçekten ben de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.